Akhun Devleti milattan sonra 350-558 yılları arasında Batı Türkistan, Afganistan ağırlıklı olmak üzere Hunların Varhun kolundan çıkan bir devlettir. Taşıdığı bozkırt Türk kültürü özelliklerinin yanında zamanla yerleştiği sahanın etkisi altına girmiştir. Kaynaklarda iki şekilde Akhun veya Eftalit adıyla yer alır. Komşusu Sasanilerle savaş ve barış ilişkileri kurduğu gibi Hindistan üzerinde de önemli olaylara karışmıştır. İpek yolu onların topraklarından geçtiği için çok fazla ticari kazançlar elde ediyorlardı. 6. yüzyılın ortalarında Orta Asya'da Göktürk hakimiyeti İran'da Sasani devleti Anurşirvan ile zirveye çıkınca her iki güç arasında sıkışan Akhunlar varlıklarını koruyamadı ve iki devletin ortak hareketi sonucu Orta Asya'nın doğusunda siyasi hakimiyet Hunlardan Juan Juanlara kesin bir şekilde geçince Türk nüfusu ağırlıklı olarak batıya yoğunlaşmıştı. Bunlardan bir grup güneye, Batı Türkistan, Afganistan taraflarına indi. Milattan sonra 350 yılları takiben Juan Juan devletine bağlı Uar ve Hun adlı iki Türk kabile grubu Moğolistan bozkırlarındaki yerlerini terk ederek Güney Kazakistan bölgesine geldi. Burada yaşayan daha önce gelmiş olan Hun kitlerini Avrupa'ya ittiler. Daha sonra güneye yönelerek Afganistan'ın Tuaristan civarına geldiler. Ortaya çıkan bu yeni devlet daha sonra Maveraünnehir ve Çuha valisini Semerkant civarını hakimiyetine aldı. Arkasından hakimiyetlerini Hazar Denizi ve güneyine kadar genişlettiler. Onların ilk hücumları neticesinde Sasani İmparatorluğu büyük sarsıntı yaşadı ise de daha sonra iki ülke arasında barış yapıldı. Diyarbakır'ı 359 yılında kuşatan İran ordularının yanında yardımcı olarak Akhun kuvvetleri de bulunmuştu. Uar ve Hun kabileleri 400'lü yılların başına doğru birleşerek güçlenip bulunduğu bölgeyi yönetmeye başladılar. Nihayetinde 430 yılında Aksuvar'ın yönetime geçmesiyle imparatorluk halini aldılar. Kabile düzeninden imparatorluk düzenine geçmeleri nedeniyle tarihçiler Akhunların kuruluşunu 420 yılı olarak kabul ederler. Aksuvar dönemi 430 yılı ve 470 yılları arasında gerçekleşmiştir. Uar ve Hun kabilelerin ortak kararıyla yönetime geçen Aksuvar imparatorluğu kurup 40 yıl gibi uzun bir süre yönetti. Güçlü bir yönetici olması hasebiyle Eftalanos ünvanını almıştı. Bu nedenle Bizans ve İran kaynaklarında Akhunlardan Eftalit olarak da bahsedilir. Aksuvar yönetime geçmesiyle birlikte bölgesinde önemli bir güç olan İran'a karşı mücadele etti. İran o dönemde Sasani devleti tarafından yönetilmekteydi. Aksuvar Sasanilerle savaşarak İran'ı baskı altına almaya başladı. Bu dönemde Akhunlar ile Sasaniler aynı bölgede var oldukları için siyasi açıdan da iç içeydiler. Aksuvar döneminde siyasi çalkantılar ortaya çıktı. Aksuvar İran iç işlerine karışarak nüfuzu altına aldığı veliaht Firuz'u Sasani hükümdarı yaptı. Bunun karşılığında tahta geçen Firuz, tahta Aksuvar'ın desteğiyle geçtiği için Tirmiz ve Vazkit bölgelerini terk ederek Akhunlara hediye etti. Bir süre Akhunlar ile Sasaniler arasındaki siyasi ilişkiler barış içerisine geçti. Hatta barış görüşmelerinin birinde Firuz kızını Aksuvar'la evlendireceği sözünü verdi. Aksuvar bir süre sonra Firuz'dan sözünü tutmasını istedi. Ancak Firuz sözünü tutmayıp kızı diye cariyesini gönderdi. Aksuvar bunu anladığında Firuz'un kendisine yardım için gönderdiği komutanını öldürerek Firuz'u cezalandırdı.
Firuz bunun üzerine Aksuvar'a savaş açarak ordularını Akunların üzerine gönderdi. Sınır kasabası Balam'ı işgal etti. Ancak Aksuvar'ın ordularıyla karşılaşmadan geri döndü. Bu olaydan sonra 10 yıl kadar Aksuvar ve Firuz arasında ciddi bir savaş yaşanmadı. Firuz, Aksuvar'a karşı yeni bir sefer zırhlığına girdi. Aksuvar bu savaşta klasik Turan taktiğini kullanarak Firuz'un ordusunu dağlık bölgelerde çevirdi. Strateji hatalarıyla savaşı başlamadan kaybetmek üzere olan Firuz, Aksuvar'dan barış istedi. Aksuvar, Firuz'un kendisine yalvarıp af dilemesi şartıyla savaşı bitireceğini söyledi. Firuz bunu kabul etmek zorunda kaldı ve kendi askerlerinin önünde diz çökerek Aksuvar'a savaşı bitirmesi için yalvardı. Gururu kırılan Firuz, bir süre sonra kırılan gururunu onarmak için savaş hazırlıklarına başladı. Bu dönemde sınırdaki düzenlemeler Akunların aleyhine geliştiği için Aksuvar Firuz'a savaş ilan etti. Bu savaş, Firuz ile Aksuvar arasında yaşanan son savaş oldu. Zira savaş, dağlık ve yamaçlı bir arazide yaşandı ve Aksuvar savaş başlamadan önce savaşın yaşanacağı alanda derin çukurlar açarak Firuz ve askerlerinin bu çukurlara düşmesiyle savaşı kazanarak Firuz'u da öldürmüş oldu. Bu savaş sonrasında Aksuvar, Sasanilerle çok ağır bir anlaşma yaptı. Sasaniler bu anlaşmayı kabul ederek Akunlar ile bir süre barış ilişkisi kurdular. Aksuvar, bu anlaşmayı imzaladıktan bir süre sonra vefat etti. Toraman'ın tahta geçmemesinden önce 470-480 yıllar arasında Akunlar devleti kabile yönetimi ile yönetildi. Aksuvar'ın ölümünden sonra bir hakan seçmek yerine kabile yönetimini tercih ettiler. Bu 26 yıllık süre zarfında kararlar, Uar ve Hun kabilelerin oluşturduğu yönetim mekanizması tarafından alınarak hayata geçiriliyordu. Kabile yönetimi döneminde Akunlar ilerleyişlerine devam ederek Hindistan'a doğru uzanmışlardı. Bugünkü Hindistan topraklarında bulunan Gupta devletini baskı altına alarak bölgedeki otoritesini güçlendirdi. Her ne kadar bir Hakan önderliğinde yönetilmese de, kabile yönetimi döneminde devlet fevkalade, başarılı ve istikrarlı bir şekilde devam etti. Kabile yönetiminin sonunda Toraman Han olarak seçildi. Toraman çok uzun bir süre yönetimi elinde tuttu. Toraman'ın idareye geçtiği dönemde Akunlar Hindistan'a doğru ilerlemiş, bölgedeki Guptaları baskı altına almıştı. Bölgedeki bir diğer güç Pencaplar ise yıkılmak üzereydiler. İran'da ise Mazdek isyanı baş göstermeye başlamıştı. Bir tür komünist idare sistemini savunan Mazdek, halkı bu doğrultuda örgütleyerek devlete karşı teşkilatlandırdı. Bu isyanda bütün İran'da asillerin ve din adamlarının evleri yağma edildi. Aile müessesesi de tahrip edildikten başka bütün İran baştan sona yıkılıp yakıldı. 486 yılındaki söz konusu hadisede Şah Kubat Akunların yanına kaçıp sığındı. İran'ı böyle içine düştüğü zor bir durumdan Akhun hükümdarı kurtardı. Mazdek isyanı bastırmak için 30 bin kişilik bir süvari birliğini İran'a gönderdi. Neticede isyan bastırıldı ve Şah Kubat tekrar tahtına oturtuldu. Hoten, Kuca, Aksu, Kaşgar tarafları Akunların eline geçmişti. Bu arada bütün Kuzey Hindistan zapt edilmişti. Toraman döneminde Akunların hakimiyet alanı önemli ölçüde büyüyerek bölgede hakim güç haline gelindi. Akunlar tarihlerinin en parlak dönemini Toraman döneminde yaşadılar. Toraman 515 yılında öldüğünde
yerine oğlu Miragula'ya bıraktı. Miragula yönetime geçtiği dönemde Budizm bölgede benimsenmeye başlanmış ve insanların itibar ettiği bir inanış haline gelmeye başlamıştı. Miragula toplumunun gök tanrı inancını muhafaza etmek için Budizm'e karşı çok sert önlemler alarak toplumunu yozlaşmaktan ve Budizm inancını saplanmaktan kurtarmıştı. Miragula döneminde akınlar daha çok Hindistan üzerine yoğunlaştı. Hindistan üzerine sürekli akınlar düzenleyerek hakimiyet alanını genişletmek düşüncesindeydi. Miragula'nın akınları 530 yılına kadar aralıksız ve ilerleyerek devam etti. Ancak 530 yılında Çitrakuta kentini ele geçirdikten sonra Miragula akınlarını durdurdu. Bu dönemden sonra akınlar yerine mevcut topraklarının korunması himayesi stratejisine bıraktı. Bu tarihten sonra hakimiyet alanını genişlemeyerek mevcut hakimiyet alanı korunmaya başlandı. Bu durgunluk yerini gerilemeye bıraktı. 530-550 yıllar arasında Hakunlar maruz kaldığı saldırılarla baş etmeye çalıştıysa da çok da başarılı olamadılar. Toraman'ın oğlu Mihirgula ordusunda sürekli 700 savaş fili bulunduruyordu. Kuvvetli oluşundan dolayı Miragula en azametli Akun hükümdarı görünmekteydi. 552 yılından itibaren Orta Asya'da Göktürkler büyük bir güç olarak ortaya çıktılar. Kısa zamanda bütün Türkistan'ı hakimiyetleri altına aldılar. İran'daki Sasani İmparatorluğu ise Anurşirvan idaresinde çok kuvvetlenmişti. İpek yolunu elinde tutan Akun devletinin topraklarında hem Göktürklerin hem de Sasanilerin gözü vardı. Bunların ortak hareketi neticesinde 557 yılında Akun devleti tarihin tozlu raflarına kaldırılmış oldu. Topraklarının büyük bir kısmını ve İpek yolu Göktürklerin eline geçerken diğer kısmı Anurşirvan'a bağlanmıştı. Bu devlet tarih sahnesinde bir daha canlanma imkanı bulamadı.